Şeyh Edebali Türbesi yerleşkesi içinde bulunan kıl çadır belediye tarafından mühürlendi. İşletme sahibi bahse konu yerin bir kısmının kendisinin tapulu yeri, diğer kısımların ise milli emlaktan kiraladığını söyledi. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin kayınpederi ve devletin manevi kurucusu olan Şeyh Edebali Türbesi'nde bulunan işletmeler arasındaki rekabet birinin mühürlenmesine neden oldu. İki işletme birbirlerini şikayet edince konu hakkında Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından bir karar çıktı. Kararda, söz konusu izinsiz ve kaçak yapıların kaldırılması neticesine varıldı. Bu karar sonrası Bilecik Belediye Encümeni her iki işletmede bulunan söz konusu yerlerin yıkımına karar verdi. Bunun üzerine yerleşkede bulunan iki esnaftan biri olan AK Parti Bilecik İl Başkan Yardımcısı Servet Yılmaz konuyu yargıya taşıdı. Mahkeme belediye encümenin, yapı tahsil zaptı, düzenlenmediği için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bugün belediye avukatı, zabıtalar ve imar müdürlüğüne ait çalışanlar bahse konu Servet Yılmaz'a ait kıl çadıra geldi. Ekipler işletmeyi mühürlemesinin ardından Servet Yılmaz bahse konu yerin kendisinin tapulu alanı olduğunu, mutfak kısmının bulunduğu yerin ise milli emlaktan kiraladığını söyledi. Belediye avukatı Erman Şahin, bu yapının kaçak olduğunu söyleyerek, bu alan Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun belirlediği 1 ve 3. derece sit alanı içinde. Bu nedenden dolayı yerin kimin olduğu konusunda bir önemi yok. İlgili yapının kaldırılması ilgililere tebliğ edildi. Yapıyı kaldırmadılar. Gerekli açıklama önümüzde günlerde belediye tarafından yapılacak dedi. İçerisinde olan bir yapı bu. Mahkeme sonuçlandırmamış. Burası tapulu yerleri değil mi şahsının? Hayır, burası kültür varlığı niteliğinde sit alanı içerisinde bulunan bir yapı. Bu nedenden dolayı mühürleme işlemi. Yerin kimin olmasının bir önemi yok. Peki bilgiyle işler. Telefonla işlemez. Bak güvene soruyorum, güvene bak. Güvene diyorum ki şu kapıyı alsın, emirin örneği var mı? Yok diyor. Bir örneğin de bende olması lazım. Buranın kararını Eskişehir Kültür Koruma Varlıkları aldı. Ben dakikalarca beni kendidir. Dakikalarca beni kendidir. Buradan buraya geliyor, buradan böyle gidiyor, şuraya gidiyor, oradan da çadıra geliyor. Geçen sene, bu zamanlar yani 11. ayda falan, belediye bize bir yazı gönderdi. Dedi ki, ruhsatınız olduğu yer bura değil. Bizim yerimiz bura dedik. Dava açtılar, iptal ettiler bizim işletme ruhsatımızı. Biz de bu işletme ruhsatına karşı, davaya karşı iptal davası açtık. Ve bunu kazandık. Şu an çadırın içinde olmasa da şu dışarıda yine çayımı, güzlememi satabilecek bir işletme ruhsatı kazanmışım devletin mahkemelerinde. Ondan sonra bu karşıdaki oraya şikayet etti, buraya şikayet etti. Buna istinaden bizim aleyhimizde bir şikayet geldi. Belediye kurula şikayet ediyor. Burası kaçak yapıdır. Burası kaç metrekare toplam? Burası bu kadar. Yani şurası yol. Şurası yol. Yola giriyor. Yani şurası pataka yol diyor. Şu çadırın yeri, şu çadırın yani kapalı olan benim mülküm 24 metre hariç. Yeri? Onu da ödüyorum. Onu da ödemişim. Ecir misilini ödemişim. Bugüne kadar da ödemişim. Anladım. Gönderiyor, ödüyoruz. Ondan sonra kurula şikayet ettiler. Kurul inceledi, yaptı. Kurulun kararı yıkım çıktı. O iki ay belediyeye tanıdı. Yani belediyeye bunu gidin yıkın. Biz buna karşı dava açtık. Yürütme durdurma davası. Bunu kazandık. Bunlar yürütme durdurma davasını tekrar bozdular. Biz tekrar bir dava açtık. Şimdi dava da açtık. Mahkeme kararı burada. Dün değil, evvelsi gün. İstanbul Bölge Mahkemesi, idare de değil, idarenin bir üstü karar verdi. Yani durdurulmasına. Bunlar da ellerinde bir şey herhalde bulamayınca yani mühürlemeye geldiler.